Yerde dakikalarca kıvrandı. Onu bu hale getiren kişi öldüğünden emin olana kadar başında bekledi. Kimse yardım edemedi. Uzun süre saldırganlara müdahale etmeyen polisler hakkında idari soruşturma başlatıldı. 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ 15 gün önce terhis oldu. Siirt'ten mevsimlik işçi olarak çalışan babasını görmeye Batman'a gitti. 28 Ağustos'ta memleketine dönüyordu ki kan davalısı iki kişi yolunu kesti. Niyetleri Suat Yüksekbağ'ın abinin kendi abilerini öldürdüğü iddiasıyla öc almaktı. Genci defalarca bıçakladılar. Çevredekiler kan kaybeden gence yardım etmek istiyordu. Ama saldırganların gözü öyle dönmüştü ki izin vermediler. Polis de oradaydı ama saldırgana onlar da müdahale etmedi. Çevredekileri uzaklaştırmaya çalıştılar. Yerde kanlar içinde dakikalarca can çekişen Suat Yüksekbağ, saldırganların olay yerinden ayrılmasıyla hastaneye kaldırıldı. Ama çok kan kaybetmişti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi vardı. Kurtarılamadı. 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ, Siirt'in Baykan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cinayet zanlısıyla 18 yaşından küçük kardeşi tutuklandı. Olay yerindeki polis memurları hakkında soruşturma açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, olaya müdahaleleri yönünden idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.